Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugünkü dersimizin konusu konut. Belçika'da konut kiralama, konut edinme, bunun şartları nelerdir? Bu gibi konular üzerinde duracağız. Bu konu başlığı altında en çok kullandığımız kelimeler şunlar olacak. Hollandaca olarak het appartement, Huurder, verhuurder, huurovereenkomst, sociaal woning, verzekering, kopen, waarborg en notaris, de notaris. Bir deyim var. Belgen zijn geboren met een baksteen in de maag. Belçikalılar karınlarında tuğlayla doğarlar. Bunun sizce ne gibi bir anlamı var? Bunun üzerinde biraz düşünün. Ev çeşitleri arkadaşlar. Rijwoning, iki cepheli ev. Stüdyo, bütün her şeyin bir odanın içerisinde yer aldığı ev tipi. Half open woning, üç cepheli ev. Apartment, daire. Open woning, dört cepheli ev. Villa 4 cepheli fakat biraz daha open warning'e göre lüks olan ev tipi. Evet, ev sahibi ve kiracı olmanın bazı avantaj ve dezavantajlarından söz edeceğiz. Sizce ev sahibi olmanın avantajları ve dezavantajları, kiracı olmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir? Ev sahibi olmanın avantajlarını yeşil olan kısma 4 tane ve dezavantajlarını 1, 2, 3, 4 ile belirtilen kırmızı olan kısma yazacağız. Tabi burada bunun üzerinde biraz düşünüp konuşmak istiyoruz. Kiralık ev arama. Belçika'da kiralık ev nasıl aranır? Tabi kullanılan klasik yöntemler. Şimdi en çok popüler olan web siteleri üzerinden ev arama ve emlakçı aracılığıyla emlakçı bürolarına gidip buradan ev arama. En çok kullanılan web site de Belçika'da ImmoWeb. Bir ev kiraladığınız zaman arkadaşlar kiralık ve satın almak için evi website'tan bulduğunuzu düşünelim. Kira sözleşmesi yasal olarak yapmanız gerekiyor. Bu kira sözleşmesi kısa süreli 1 seneden 3 seneye kadar ve uzun süreli 9 senelik olabilir. Ve kira sözleşmesinde bunların hepsi yer alır. Kira sözleşmesinde kiracı ve ev sahibinin isim ve adres bilgileri, evin bulunduğu adres, kira süresi, miktarı, kiranın nasıl ve ne şekilde ödeneceği, depozito, evin şu anki durumu hakkında bilgiler, demirbaşlar ve diğer konular, örneğin ev hayvanına izin var mı gibi konular belirtilir. İleride bir sorunla karşılaşmamak için. Burada bir örnek kira kontraktını görüyorsunuz. İşte Thyssen and bunu çeşitli web sitelerinden kendiniz de indirip Türkçe'ye çevirerek ev kiralamadan önce ne gibi şartlar aranıyor onları araştırabilirsiniz. Ve ne gibi bilgiler kira kontraktında bulunması gerekiyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi 3 yıl ve altındaki kira kontraktlarına kısa süreli kira kontraktı diyoruz. Kiracı bakımından buradaki yükümlülükler şunlar. Kontrakt süresinden önce kira kontraktını iptal edemez. 3 ay önceden iadeli taahhütlü olarak kiracı ev sahibine bildirmek zorundadır. Ben şu tarihte evi terk ediyorum diye. Kontrakt kendiliğinden 2 kere uzarsa 3. defa
Uzun süreli 9 yıllık kontrat olur. Tabii onun da koşulları farklı olduğu için bitim süresinden önce kontraktı 9 seneye uzatıp uzatmayacağınızı bilmeniz gerekir. Kısa süreli kira kontraktı 1 yıldan 3 yıla kadar olan kira kontratlarının ev sahibi bakımından yükümlülükleri şunlardır. Tabii en önemlisi ev sahibi kira sözleşmesi kontrat bitmeden sona erdiremez. Burada da 6 aylık bir süre söz konusu arkadaşlar. Ev sahibi 6 ay önceden kiracıya bildirmek zorunda. Uzun süreli kira kontraktı. Kiracı kontratın 3. yılından sonra 3 ay önceden iadeli taahhütlü mektupla bildirerek kira kontratını sona erdirebilir. 3 yıl dolmadan sona erdirirse tazminat ödemek durumunda kalabilir. 9. yılın sonunda kontrat sona erdirilmezse kendiliğinden 3 yıl daha uzar. Yine 9 yıllık kira kontraktının ev sahibi bakımından sorumlulukları şunlardır. Kira sözleşmesini süresi bitmeden sona erdiremez. Evde kendisi veya birinci dereceden yakın akrabası oturacaksa 6 ay önceden bildirerek kirayı sona erdirebilir. 3. veya 6. yılın sonunda büyük tamir gerekiyorsa yine kontratı sona erdirebilir. Ne gibi yasal haklar var? Ev sahibi izinsiz kiralanan daireye giremez. Tabii bütün hepsini burada sayacak değiliz. Bir de elektrik ve gaz şirketlerini kiracı kendisi belirler. Kiracının yapması gereken bazı işler. Yangın sigortası yaptırmak, kırılan camı değiştirme, kombi veya şofbenin bakımını yaptırma, tıkalı lavaboları açtırmak, boya temizliği ve baca temizliği gibi işlerden kiracı sorumludur. Eğer bir kiracı olarak bir takım sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız ve bu sorunlara hızlı çözüm bulmak istiyorsanız, bunun için bir kurum var, Kiracılar Sendikası, Hürdürs Bond. Kiracı haklarını savunur, kiracıların yazışmalarını hazırlar, hukuki konularda önerilerde bulunur, kiracılara onların sorunlarına ilişkin tavsiyelerde bulunur. Evi boşaltma, teminat, tamir isteme, ev sahibiyle ilgili sorunlar bakımından da yine kiracıya yardım eder. Sosyal konutlardan ev kiralama. Sosyal konutlar arkadaşlar her yerleşim yerinde farklı adlarla anılıyor. Mesela Masmekan'daki Maslantöz, Hasselt'teki Kordium, işte Gent'teki Nieuwedak. Sosyal konutlardan ev kiralamanın da bazı koşulları vardır. Kimler ev kiralayabilir? 18 yaş ve üstü herkes. Gelir düzeyi bakımından da 1 ya da 3 sene önceki yıllık gelire baz alınarak sosyal konutlardan ev kiralanabilir. Burada aranan şartlardan bir tanesi de ev veya arsa sahibi değilseniz ancak sosyal konutlardan ev kiralamak için başvuru yapabilirsiniz. Burada bazı işte gelir bakımından üst sınır şunlardır. Eğer yalnız oturuyorsanız yıllık gelirinizin 25.317 eurodan aşağı olması gerekir. Eğer bir engelli bireyle birlikte oturuyorsanız bu sefer üst sınır 27.438 eurodur. Bazı özel koşullarda 37.974 euro. Burada da her bir bakmakla yükümlü olunan kişi için artı 2.123 euro bu gelir yıllık gelire eklenebilir. Sosyal konutlardan ev kiralama, eğer Belçikalı değilseniz 12 aydan fazla Belçika'da oturma şartı aranır. Uyum kursuna kayıt yine bu şartlardan bir tanesidir. Ve kütüye kayıtlı olmanız, yani bir adresinizin olması ya da şöyle diyelim işte bir kampta kalıyor olmamanız gerekir. Bunun için
Sosyal konutlardan ev kiralama ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız buradaki linkten öğrenebilirsiniz. Peki ev satın alma konusuna gelelim. Ev satın alma tabii önce araştırmayla başlar. Ev satın alma şekilleri şunlardır. Elden emlak bürosu aracılığıyla açık artırma ve sosyal büro aracılığıyla. Burada da kredi çekebileceğiniz kurum ve kuruluşlar şunlar. İşte özel bankalar, Dexia, Fortis, KBC, ING gibi ve Flums Warnings Fonds. Burası da çeşitli şartları yerine getirenlere ucuz kredi sağlar. Bir Belçikalı arkadaşlar, Belçikalıların yarıdan fazlası diyelim %50'si aylık gelirlerinin 864 eurosunu kredi ödemesine ayırırlar. Bunun içerisinde en büyük yükünü ev kredisi tutar %62. İkinci sırada motorlu araçlar. Bu da %23 ile ayrılan bu 864 euroluk payın %23'ü de buraya gidiyor. Peki geçici satış sözleşmesi buraya ben bir tane diyasını koydum ama bunu yine e-mail aracılığıyla sizlere ulaştıracağım. Bunu incelemenizde fayda var. Eğer bir ev satın almak istiyorsanız. Geçici satış sözleşmesi bağlayıcıdır. Noterden ücretsiz yardım isteyebilirsiniz doldurmak için. İleride herhangi bir problemle karşılaşmamak adına. Emlakçıyla ev sahibi arasındaki vekaleti mutlaka kontrol etmek gerekir. Maksimum %10 kapora verebilirsiniz ve bu maksimum 4 ay geçerlidir. Ev satın alma aşamaları 3 aşamada bir ev alım satımı gerçekleşir. Evi eğer bulduysanız fiyat teklifi verirsiniz. Birinci aşama. Bu yazılı ya da sözlü olabilir. Yazılı olursa bağlayıcılığı vardır. İkinci aşama alım satım sözleşmesi imzalama. Yaptığınız fiyat teklifi karşı taraf tarafından kabul edilirse bu kağıda dökülür sözleşme. Bu size 4 aylık bir süre sağlar. Bu süreç içerisinde işte bankayla görüşmeleriniz, noter ayarlamanız gerekir. Alım satım sözleşmesinde evlilik durumu, kadastral income yani emlak vergisi, taşınma tarihi ve diğer koşullar yer alır. Ve üçüncü ve son aşamada da noterde alım satımın gerçekleşmesi. Evet. Burada yine bunu ben internetten buldum arkadaşlar. 7 aşamalı bir süreç var ev satın almada ki aşamalar. Siz de bunu internette araştırıp bakabilirsiniz. Diyelim sözleşmeyi imzaladınız ve artık notere gireceksiniz. Burada ev satın alırken bazı harcamalar söz konusu. Bunlar 4 başlık altında. Birincisi de registrasyon, emlak alım satım vergisi. Flaman bölgesi için %6, diğer bölgeler için %12,5. İkincisi noter harcamaları. Bunun alt başlıkları da değerli kağıt, noter harcı ve kredi masrafları olarak sıralanabilir. Ve üçüncü aşamada emlak vergisi. Bunu her yıl ödemek zorundasınız. Bu da the onururunda for having kadastral income olarak tanınır. Buradaki mantık şu. Evin kiralandığı zaman yıllık getireceği kira bedeli neyse bunun üzerinden devlete bir vergi ödemek durumundasınız. Buna kadastral income deniyor. Tabii burada eviniz ne kadar büyükse getireceği kira getirisi
o kadar büyük olacaktır. Devlet ona bakar. Eğer 1000 euro ise evin getireceği kira getirisi, bunu işte 12 ile çarptığınız zaman 12.000, bunu size bir kazanç olarak görür. 12.000 euronun üzerinden, tabii bu hesaplanırken bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısı göz önünde bulundurularak hesaplanır. 12.000 euro üzerinden vergi ödersiniz. Diğer masraflar işte sigorta masrafları, taşınma masrafları, eğer daire ise ortak harcamalar ve sabit giderler gibi diğer masraflar söz konusudur. Genk bölgesinde sosyal kredi için Landvars diye bir tane kurum var. Yine oraya başvurabilirsiniz. Landvars-Versicherung gibi kurumlar dan öneriler alabilirsiniz. Ev almayla, kredi olanaklarıyla ve inşaat izni almayla ilgili olarak primler hakkında bilgi edinebilirsiniz ve yardım sorabilirsiniz. Yine Landvars gibi kurumlar size arabuluculuk hizmeti de verebilirler. Müteahhitle eğer arsanız varsa sizin aranızda veya mimar ayarlayabilirler. Noterle ilgili de bazı yardımlarda bulunabilirler. Buradan ayrıca sosyal kredi nasıl çekilir bu konuyla ilgili de bilgi edinebilirsiniz. Taşınma gibi durumda bazı kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi gerekir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Evet arkadaşlar, ödev olarak da şunu yapacağız. Kiracı ve ev sahibinin sorumlulukları. Ben şimdi buradaki şu ekranda gördüğünüz alıştırmanın aynısını size e-mail aracılığıyla ve WhatsApp grubu aracılığıyla yine ulaştıracağım. Tabii çözümler de var. Kiracı ve ev sahibinin sorumlulukları nelerdir? Eğer örneğin çatı kiremitleri yerinden çıkmış ve çatı su akıtıyorsa bu kiracının görevidir diyorsanız buraya işaretleyeceksiniz. Ev sahibinin görevi diyorsanız sağ tarafı e-ginar kısmını işaretleyeceksiniz. Ve örneğin yapraklar çatı oluklarını tıkamışsa bunun temizliğini yapmak kiracının görevi diyorsanız burayı birinci kolonu, ev sahibinin görevi diyorsanız ikinci kolonu işaretleyeceksiniz. Ve son olarak ben size yine e-mail ve WhatsApp grubu aracılığıyla çeşitli belge ve dokümanlar göndereceğim. Bunların içinde en önemlileri enerji overnama dediğimiz doküment, yani gaz ve elektriği üzerinize alma ile ilgili bir doküment. Kiracı olarak ev kiraladığınızda veya ev sahibi olarak ev satın aldığınızda herhangi bir sorunla karşılaşmamak için fotoğraflama yanında bu sayaçları ve yine böyle bir formül var. Bu formülü de doldurmanız gerekiyor. Bir nüshasını hatta ev sahibine bir nüshası sizde kalacak şekilde bunu saklamanız gerekiyor arkadaşlar. Yine kira kontratı nasıl sona erdirilir? İşte nasıl iki kişi arasında kira kontraktı yapılır? Bununla ilgili bilgi ve belgeleri size mail olarak atacağım. Bunları incelemenizi tavsiye ederim. Peki teşekkürler. Konumuz bu kadardı.